يا حسين 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 يا حسين 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 يا حسين 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 يا حسين. Biz Kerbela'yı ve Aşura gününü tarihe gömmek değil, bugünümüze taşımak istiyoruz. Ve bugün İmam Hüseyin'in tarafını ve Yezid'in tarafını öğrenmemiz gerekiyor. Bu anlamda ey insanlar, Resulullah şöyle buyurmuştur: kim Allah'ın haramını helal bilen, ahdini bozan, Resulünün sünnetine muhalif olan, kulları arasında günah ve zulüm yapan zalim bir yönetici görür de amel ve sözüyle ona karşı çıkmaz ise, Allahu Teala onu o zalim yöneticiyi sokacağı yere sokar. Allah muhafaza. Siz bugün buradasınız ve görüyoruz, zalime karşı çıktık. Salavat. Sallallahu Muhammed ve Ali Muhammed ve Accel Feracım. Şimdi Nürnberg Ehl-i Beyt Camisi'nin değerli hocası Ahmet Talayan hocamı açılış konuşması için buraya davet ediyorum. Salavat. Ya Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. 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 Ya Hüseyin, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين. ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والحمد لله رب العالمين. أما بعد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. محمد وآل محمد صلوات ويل. Değerli misafirler, değerli katılımcılar, değerli hocalarım, bugün bu mekanda Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın anısına düzenlenen 16. Aşura Konferansı ve bunu düzenleyen Nürnberg Maybachstrasse Ehlibeyt Camii yönetimi, cemaati, kadın kolları, gençlik kolları ve tüm emeği geçen, maddi manevi fedakarlıkta bulunan, zahmet çeken herkese huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Bugün bu manevi ortamda bizleri bir araya getirdiler. Allah hepsinin hayratını, zahmetini kabul buyursun inşallah. Değerli misafirler, özellikle uzaktan ve yakından teşrif eden meclisimizde bulunan ve şu an huzurlarında olduğumuz değerli hocalarımız, Berlin'den teşrif getiren Berlin İmam Rıza İslam Merkezi hocası Sayın Hocetül İslam
Hacı Şeyh Tevekkül Erol Hocam, Hanifer Ehlibeyt Camii İmamı Hoccetül İslam vel Müslimin Hacı Cafer Bayar Hocam ve yine aramızda bulunan Forhaim Ditip Yunus Emre Camii din görevlisi Sayın Yusuf Akşit Hocam ve yine Hüseyin Fereç Hocam, değerli hocalarıma ve siz değerli katılımcılara buraya teşriflerinizden dolayı hoş geldin diyor, şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizin matemini, bu yolda zahmetini kendi dergahında kabul buyursun. Allah-u Teala Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın bu dünyada ziyaretini, ahirette şefaatini cümlenize nail etsin inşallah. Özellikle bu konferans için tüm emeği geçen herkesi saygıyla selamlıyor. Tekrar şükranlarımı bildiriyorum. Allah hepsinden ve hepinizden razı olsun. Değerli Ehl-i Beyt dostları, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif ve Kur'an-ı Kerim Enfal suresi 24. ayet-i kerimeden de bir cümle huzurlarınıza arz edip sözümü noktalayacağım. Değerli Hüseyin dostları, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Hüseyin aleyhisselam küçükken dışarıdan Hazreti Resulullah'a doğru gelmekteydi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Hüseyin aleyhisselama, torununa, evladına doğru, o cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hüseyin aleyhisselama doğru giderek onu bağrına bastı, onu kucağına alıp dizinin üzerine oturttu ve şöyle buyurdu değerli Hüseyin dostları. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem inne li katlil Hüseyin harareten min kulub harareten fi kulubil mu'minin. İnne li katlil Hüseyin harareten fi kulubil mu'minin la tebrudu ebeda. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdular ki Hüseyin aleyhisselamın şehadeti ve onun muhabbeti tüm müminlerin kalbinde bir ateştir, bir aşktır, kıyamete kadar sönmeyecektir. La tebrudu ebeda. Asla bu şehadetin aşkı, İmam Hüseyin'in muhabbeti müminlerin kalbinde sönmeyecektir. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam küçüklüğünde ve dedesinin zamanında, ondan sonra kıyamından önce, kıyamında ve kıyamından özellikle sonra, şehadetinden sonra hep müminlerin kalbinde sevgisi, muhabbeti olmuştur ve müminler Hazreti Hüseyin aleyhisselamı her zaman sevmiştir. Özellikle yüce şehadetinden sonra o Hazretin aşkı, muhabbeti, şehadet acısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi tüm müminlerin kalbinde bir kor olarak, bir ateş olarak tutuşmuştur ve bu sönmemiş, sönmeyecektir. Hazreti Resulullah'ın buyurduğu gibi kıyamete kadar bu sevgi, bu muhabbet, bu aşk devam edecektir. Değerli Hüseyin dostları, elbette ki Hazreti Hüseyin aleyhisselam'ın muhabbeti, sevgisi, şehadeti ve o yüce kıyamı kıyamete kadar devam edecektir. Aradan asırlar, yıllar geçmesine rağmen hiçbir güç, hiçbir kudret İmam Hüseyin aleyhisselamın aşurasını, kıyamını, şehadetini gölgeleyememiştir. Dosya altı edememiştir. Ortadan kaldıramamıştır. Ortadan kaldırmak için birçok çabalar harcanmıştır ama bunu başaramamışlardır. Bu yolda başarılı olamamışlardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Kıyamete kadar bu aşk
devam edecektir müminlerin kalbinde. Bugün bunun örneğini burada görmekteyiz. Uzaktan ve yakından buraya teşrif getiren siz değerli Hüseyin dostları, İmam Hüseyin Aleyhisselam'a olan aşkınız, muhabbetiniz, sevginiz sizleri bu ortamda, bu manevi ortamda bir araya getirmiştir. Bunun gibi nice meclisler, nice anılar, nice konferanslar o Hazretin anısına düzenlenmektedir. Bunlar hepsi onun işareti ve onun gereğidir. O Hazrete olan saygının, muhabbetin gereğidir. Elbet Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın sevgisi, muhabbeti kıyamete kadar devam edecektir. Çünkü Hazreti Hüseyin Aleyhisselam Allah yolunda Allah'ın dinini, Allah'ın ahkamını, Allah'ın kurallarını ihya etmek için canını, malını, evlatlarını, ne varsa her şeyini Allah yolunda feda etmiştir. Yüce şehadet şerbetini içmiştir. Tüm varlığıyla, tüm elindeki imkanlarıyla hepsini Allah yolunda seve seve feda etmiştir. Elbet Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın sevgisi, muhabbeti kıyamete kadar devam edecektir. Onun şehadetiyle, onun şehametiyle, onun kıyamıyla İslam dini dirilmiştir, mana bulmuştur, yücelmiştir. İslam dini ve Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i ve onun manası, hükmü korunmuştur, koruma altına alınmıştır kıyamete kadar. Elbet Hazreti Hüseyin'in şehadeti devam edecektir. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam şehadetiyle Allahu Teala ile muamele etmiştir. Her şeyini Allah yolunda feda etmiştir. Tıpkı şu ayeti kerimenin mistakı olmuştur değerli Hüseyin dostları. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Enfal suresi 24. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu stecibu lillahi velirrasul. İza de'akum lima yuhikum. Ey inananlar, ey iman edenler, hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne doğru koşun. Allah ve Resulüne uyun. Tekrar ediyorum, ey inananlar, ey iman edenler, hayat verecek şeylere çağrıldığınız zaman, sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne doğru koşun, Allah ve Resulüne uyun. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam, Allahu Teala'nın dinini ihya etmek için Allah'ın ve Resulünün yolunda, onun emrinde, onun itaatinde, onun emrine, çağrısına uymuştur ve canını feda etmiştir. Canıyla, kanıyla, evlatlarının canıyla, kanıyla İslam'ı ihya etmiştir, İslam'ı diriltmiştir ki ayet-i kerime buyurur. Hayat verecek şeyler için sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam hayat vermiştir dine, can vermiştir, ruh vermiştir dine. Canını, malını, evladını, her şeyini Allah'ın dinini ihya etmek için feda etmiştir. Enfal suresi 24. ayet-i kerimenin mistakı olmuştur değerli Hüseyin dostları. Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti, muhabbeti, sevgisi elbette bu din var olduğu müddetçe, ki o dini Hazreti Hüseyin Aleyhisselam yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken kanıyla diriltmiştir, canıyla diriltmiştir, ihya etmiştir. O din ihya olduktan sonra Hüseyin Aleyhisselam'ın adı, namı, muhabbeti, sevgisi de ihya olmuştur, olacaktır ve kıyamete kadar din baki ise Hazreti Hüseyin'in kıyamı, muhabbeti, sevgisi de müminlerin kalbinde baki olacaktır. Allahu Teala bizleri bu dünyada Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretine, ahirette şefaatine nail kılsın inşallah. Kusura bakmayın, çok değerli hocalarımdan ve üstadlarımdan günün anlam ve önemini belirten sohbetler, konuşmalar istifade edeceğiz. Ben üstadların huzurunda daha fazla zamanınızı almayayım. Allah sizlerden razı olsun. Allahu Teala hayratlarınızı, ihsanlarınızı, matemlerinizi sizlerden kabul buyursun inşallah.
Uzaktan ve yakından gelen siz değerli katılımcılara, Hüseyin dostlarına, başta değerli ustalarım ve hocalarıma ve bu konferansa emeği geçen, katkıda bulunan, zahmet çeken tüm herkese saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı sunar, şükranlarımı iletirim. Allah hepinizden razı olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Selavat. Allah değerli Ahmet Talayan hocamızdan razı olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah inşallah o Hüseyin aşkını kalplerimizde ebediyen yaşatır. Ya Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Ya Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Ya Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Ya Hüseyin, Hüseyin.